2020 yılı Türk sporu için sıra dışı başarılarla ve salgının gölgesinde kalan organizasyonlarla geçti. Başakşehir Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu. Basketbol ve voleybol olmak üzere birçok branşta ligler ertelendi. Formula 1 9 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü. Bireysel sporlarda ise milliler şampiyonluklar kazandı, dünya rekorları kırdı. Salgın Mart ayında Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada organizasyonları durma noktasına getirdi. Türkiye en hızlı karar alan ülkelerin başındaydı. Süper Lig'de maçların seyircisiz oynanmasına karar verilse de bir hafta içinde tüm spor branşlarında ertelemeye gidildi. Süper Lig'de maçlar Temmuz ayının sonunda tamamlanabildi. Bu sıra dışı sezonda Türk futbolu yeni şampiyonuyla tanıştı. Okan Buruk yönetimindeki Melipol Başakşehir Süper Lig'in 6. şampiyonu oldu. Hem sonucu aldık, Şampiyonlar Ligi'ne girdik, ligin şampiyonuyuz, Avrupa'da devam ediyoruz. Önemli olan şeylerden biri de ligin en centilmen takımıyız. Türk futbolunun en kariyerli isimlerinden Emre Belezoğlu yeşil sahalara veda etti. Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir'de oynayan, 101 kez milli formayı sırtına geçiren, 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünün kahramanlarından Emre Belezoğlu, Fenerbahçe'nin sportif direktörü oldu. Teknik direktörlük görevine de eski bir Fenerbahçeli Erol Bulut getirildi. Beşiktaş'ta efsanesi Sergen Yalçın da karar kıldı. Ocak ayında Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı. Sergen Yalçın'ın dönüşü futbolculuk yıllarını aratmadı. Galatasaray'da da 2021 buluşmaya sahne oldu. Kulübün altyapısından yetişen, kaptanlığını yapan Arda Turan, 9 yıl aradan sonra yeniden sarı kırmızılı formayı giydi. Yeni sezonda sıra dışı koşullar da başladı. Süper Lig'de küme düşme bir sezonluğuna kaldırıldı, Lig 21 takımla başladı. TFF 1. Lig'den Hatay Spor, Büyükşehir Belediye Erzurum Spor ve Fatih Karagümrük Süper Lig'in yeni takımları oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor Müzesi'ne götürdü. Bordo Mavililer Süper Lig'i de 2. sırada bitirdi ancak UEFA'nın men cezası nedeniyle Avrupa Kupalarına katılamadı. Galatasaray, Beşiktaş ve Alanyaspor Avrupa Kupalarına eleme turlarında veda etti. Şampiyon Başakşehir Devler Ligi'ne direkt olarak katıldı. Avrupa serüvenini 2021'e taşıyamasa da tarihe geçen bir olayın başrolündeydi. Başakşehir'in Paris Saint-Germain'e konuk olduğu maçta 4. hakem yardımcı antrenör Pierre Webo hakkında ırkçı bir ifade kullandı. Futbolcuların tepkisi ise ortaktı. UEFA hakem dörtlüsünü görevden aldı, karşılaşma tatil edildi. Ertesi gün ırkçılığa karşı ortak duruş vardı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki tek Türk takımı Demir Grup Sivasspor'da gruptan çıkmayı başaramadı. 2020, Fenerbahçe için Kadıköy'deki yenilmezlik serilerinin de sona erdiği yıl oldu. Sarı lacivertler Galatasaray'a 20, Beşiktaş'a 15, Trabzonspor'a 23 yıl aradan sonra evinde mağlup oldu. (Gülüyor) 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesiyle gözler UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarına çevrildi. Türkiye, 3. Lig B grubunu son sırada tamamlayarak küme düştü. Geride kalan yılda milli futbolcular adlarından Avrupa'da sıkça bahsettirdi. Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de sezonun 11'ine seçilerek büyük bir başarının sahibi oldu. Sezon sonunda Roma'dan ayrılan Cengiz Ünder de Leicester City'nin yolunu tuttu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı yeni sezonda Fransız takımı Lille'in vazgeçilmezleri oldu. Öyle ki Yusuf Yazıcı UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 6 golle en golcü 2 futbolcudan biri olarak tamamladı. Merih Demiral Juventus'ta otoritelerden tam not alsa da Ocak ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle yılın ilk yarısında forma giyemedi. Hakan Çalhanoğlu Zlatan İbrahimovic ile takım arkadaşlığı yaptığı Milan'ı sırtlamaya devam ediyor. Bir diğer milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'den Getafe'ye transfer oldu. Basketbolda Anadolu Efes yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da zirvesindeydi. (Gülüyor)
Euroleague'de normal sezon bitime 2 hafta kala iptal edilirken lacivert beyazlılar 24 galibiyette ilk sıradaydı. Evet, kupamız müzemizde yok ama o da bize bu sezonun bir hedefi olacak. İnşallah o kupayı biz de kendi müzemize getireceğiz. Fenerbahçe'de efsanevi Jeliko Obradovic dönemi 2020'de son buldu. Bir Euroleague şampiyonluğu ve 5 Final Four'un sığdığı 7 sezon Haziran ayında sona erdi. Fenerbahçe Beko yeni sezona Igor Kokoşkov yönetiminde başladı. 12 dev adam için 2020 başarılı geçmedi. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerindeki 4 karşılaşmadan yalnızca bir galibiyet çıktı. Milliler İsveç ve Hollanda ile karşılaşacağı son maçlar öncesi şansını zora soktu. A milli takımda bir de değişiklik yaşandı. Ufuk Sarıca dönemi sona ererken görev Orhun Ene'nin oldu. Basketbolun yanı sıra voleybol ve handbol gibi branşlarda da ulusal ve uluslararası organizasyonlar tamamlanmadan noktalandı. İkisinde de şampiyon ilan edilmedi. Avrupa kıta elemelerinde Almanya'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu ve Türkiye'ye tarihte ikinci kez olimpiyat vizesi kazandırdı. Türkiye yalnızca sultanlarla değil, 19 yaş altı milli takımıyla da gururlandı. Genç kızlar Sırbistan'ı altın sette yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. Vakıfbank, Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı en çok kazanan takım olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Türkiye, 2020 yılında yurt dışında birçok spor dalında başarıyla temsil edildi. Yelken'de Yiğit Yalçın Çıtak, Laser Radial sınıfında peş peşe iki kez dünyanın zirvesine çıktı. Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde üst üste kırdığı Avrupa rekorlarıyla Türk sporunu zirveye taşıdı. Emre, memleketi İzmir'deki deprem felaketini unutmadı. Sıradaki hedefi ise olimpiyat oyunları. Avrupa ve dünya yüzmesini bizden bıktırmak istiyoruz açıkçası. Serbest dalışta Fatma Uruk 3 güne 3 dünya rekoru sığdırdı. Hem de salgın nedeniyle 8 ay kaldığı Meksika'da. Ritmik jimnastikte Türkiye ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina ve Eda Asar'dan oluşan milli takım Kiev'de 3 çember 2 labut kategorisinde altın madalya kazandı. Biz çok genç bir takımız, bu yüzden de çok enerjimiz var, gücümüz var, azmimiz var, çalışkanız. Bu yüzden de biz kazandık. Artistik jimnastikte de İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan Avrupa'nın zirvesine çıktı. Geçen yıl halka aletinde dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak bu sefer Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan da paralel barda Avrupa şampiyonu oldu. Milliler şampiyonayı toplam 8 madalyayla tamamladı. Son 2-3 yıldır dünya jimnastiğine damga vurduk ve ekol ülkeler artık bizden korkmaya başladı diyebilirim. Milli tenisçi Atakan Karahan, 14 yaş klasmanında Avrupa birinciliğine yükselerek tarihi bir başarıya imza attı. Türkiye, para tekvando branşında Tokyo Paralimpik oyunlarına tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu. Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na katılan özel sporcular Fatma Damla Altın pentatlonda, Esra Bayrak 60 metre branşında altın madalya kazandı. Türkiye, 2020'de motor sporları dünyasının zirvesine 8. kez ev sahipliği yaptı. Türkiye Grand Prix'si 9 yıl aradan sonra salgının değiştirdiği takvime girdi. İstanbul Park yine tarihi anlara sahne oldu. Lewis Hamilton 7. dünya şampiyonluğunu burada ilan ederek efsanevi Michael Schumacher'in ulaşılamaz denilen rekoruna ortak oldu. 2020'de İstanbul'da Türkiye Grand Prix'sinde Lewis Hamilton kazanıyor. Hamilton dünya şampiyonu. Hamilton kazanıyor İstanbul'dan. Türkiye'den zaferle ayrılıyor. İstatistik olarak tarihin en başarılı ismi oluyor Lewis Hamilton. Tarihi bir an yaşıyoruz İstanbul'da. Dünya Rally Şampiyonası'nın Türkiye ayağı Marmaris'te yapıldı. Podyumun ilk basamağına Elfyn Evans çıktı. Sezonu şampiyonlukla tamamlayan Sebastian Ogier ise zorlu ralliyi bitiremedi. Türk sporunda 2020 başarılar kadar acılarla da hatırlanacak.
Trabzonspor'a futbolcu, teknik direktör ve başkan olarak hizmet eden, iki şampiyonluk kazandıran Özkan Sümer, Aralık ayında kansere yenik düştü. Basketbol tarihinin efsanesi Yalçın Granit, Kasım ayında 88 yaşında aramızdan ayrıldı. Güreşte olimpiyat ve dünya şampiyonu Kazım Ayvaz 83, Avrupa şampiyonu Reşit Karabacak 66 yaşında vefat etti. Ülkenin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Futbol adamlarından Raşit Karasu, Halil Kiraz, Nevzat Güzelırmak, Temer Güney, Talat Özkarslı ve eski FIFA kokart hakemler Hilmi Ok ve İhsan Türe de 2020'de aramızdan ayrılan isimler. Spor basınından TRT spikeri Abidin Aydoğdu, foto muhabiri İlyas Namoğlu, spiker Dilay Kemer de hayatını kaybetti. Ve Emre Gönlüşen, yıllarca maçları nakleden, haberleri aktaran değerli arkadaşımız, 42 yaşında çok sevdiği memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.